Selam, Honor of Kings'e hoş geldiniz. Hiç bu tür sorunlarla karşılaştığın oldu mu? İtibar nedir? 052 KDA'ya sahip takım arkadaşım hakkındaki raporum neden reddedildi? İtibar puanı kaybettiğim zaman ne yapmalıyım? Cevapları bulmak için izlemeye devam edin. Öncelikle itibar nedir? Şöyle bir özetleyelim. Bu sistem oyuncunun davranışlarını yansıtır ve 3 aşamaya sahiptir. Her oyuncu 100 itibar puanıyla başlar. 100 seviyesinde kalarak örnek bir oyuncu olarak görülürsünüz ve her mod size açık olur. Zirve turnuvasının sadece 100 itibar puanına sahip olanlara açık olduğunu unutmayın. İtibar puanı 90'ın altına düşerse bu davranışlarınızın diğer oyuncuları birçok kez etkilediği anlamına gelir. Dereceli karşılaşmalara katılamazsınız ancak normal karşılaşmalarda veya diğer çok oyunculu modlarda oynayarak yavaşça itibar puanınızı yükseltebilirsiniz. İtibar puanı 80'in altındaysa sürekli ihlal yapan birisiniz demektir. Hiçbir çok oyunculu moda giremezsiniz ve itibar puanınızı yavaş yavaş yükseltmek için sadece PvE modunda oynayabilirsiniz. Şimdi itibar puanını yüksek tutunca ödül falan alıyor muyuz diye soranlarınız olacaktır. Evet tabii alıyorsunuz. İtibar deneyimini ve itibar seviyesini yükseltmek için düzgün davranışlar gösterin. Farklı avantajlara sahip 7 seviye bulunmakta ve 6. seviyeden sonra özel ünvan ve kostüm veriliyor. Farklı ihlaller için değişik cezalar var. Besleme ve koridor çalma ihlallerinde itibar puanı, oyuncunun kademesinin ve ihlal oranının yanı sıra ihlalin ciddiyetine de bağlı olarak düşürülür. İzin verilmeyen kullanıcı adı ve avatarlar sistem tarafından zorla değiştirilir. Sözle sataşma yapan oyuncu sistem tarafından susturulur. Hileciler yasaklanır ve askıya alınır. En kötü ihlal, oyunun dengesini etkilediği için hile yapmaktır. Şimdi biraz soruları cevaplayalım. Bu videoda 4. oyuncu koridor seçme safhasında ormancı rolünü seçmesine rağmen bir ormancı kahraman seçmemiş. Bunun yerine son oyuncunun seçimi olan bir büyücü seçmiş. Son oyuncu da kadronun güçlü olması için ormancı seçmek zorunda kalmış. Sizce 4. oyuncu kuralları ihlal etmiş mi? Yorumlarda buluşalım ve bir dahaki sefere tartışalım. İtibar puanı ve ihlaller konusunda söyleyeceklerim bu seferlik bu kadar. Sonraki videoda hangi durumların ihlal teşkil ettiğine ve bunların cezalarına yakından bakacağız. Lütfen kanalımızı takip edin ve önerilerinizi bildirin. Kötü niyetli davranışlarla birlikte mücadele edelim.